kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürekleri, evleri, cemiyeti, hasılı bütün bir dünyayı temizlemek üzere, terbiye ve talim etmek üzere görevlendirdiler. Aleyhisselatü Vesselam bu büyük ödeve memurlar. Evleri temizliyorlar, kadınların hayatlarını temizliyorlar, çarşıyı temizliyorlar. İşte buyurun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zamanda kadınların hayatına bakınız. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Bir kadın 10 tane erkekle birlikte olur. Sonra bir çocuk dünyaya getirir. O erkeklerden hangisi hoşuna giderse çağırır hepsini bir yere. Sonra hoşuna giden erkeğe dünyaya getirdiği çocuğunu nispet eder. Der ki bunun babası sensin. Ama Hazreti Kur'an geliyor, Hazreti Muhammed o kadınları terbiye edecek. Kendi eşleri adına bütün kadınlara konuşuyor Kur'an'ın diliyle. Ya nisa el-nebiyyi lessunne kâhedin minel nisa. Siz sokaktaki sıradan kadınlar gibi olamazsınız. İffeti, ahlakı, imanı ayaklar altında payimal edemezsiniz. Ve kullil mu'minâti yavzulne min avsa. Hazreti Kur'an 9 yaşında ergenlik çağına gelen kız çocuğuna hitap ediyor. 15'ine, 25'ine, 40'ına bütün kadınlara konuşuyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadınların da yüreklerini temizliyor. O hale geliyor ki hani 10 kişiyle birlikte olan kadınlar gözlerini sokakta yürürken başlarını yerden kaldıramaz hale geliyorlar. Ve yüzekkihim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yürekleri temizliyor. İffet aşısı yapıyorlar. Ve kullil mu'minine yavuzlu mine musalihim. Erkekler var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Biz falan kadınla zina yapmak istiyoruz. Onlara kendi ailelerinden başlayarak iffeti, namusu anlatıyor. O hale geliyorlar ki sokakta yürürken o zina yapmak için Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelenler, arzularını, isteklerini belirtenler, sokakta yürürken başlarını bile kaldırıp taşa bakamaz hale geliyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı terbiye ediyor. Faiz alıyor, faiz veriyorlar. Beni Amr, beni Mughire'yi söndürüyor. Faize dair anonim şirketleri kurmuşlar sanki. Ama Hazreti Kur'an faizin haram olduğunu anlatıyor. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve zevhu ma batiye minel riba in kuntum mu'minin. Eğer Allah'a ve Resulüne iman ettiyseniz, faizden nokta kadar bile bakiye kaldıysa, sakın ha ona elinizi uzatmayın. Öyle kabul ediyorlar. Faizden öyle kaçıyorlar ki. İmam Buhari naklediyor. Ebu Burda Hazretleri radıyallahu anh. Medine'ye gelir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Abdullah bin Selam'ı ziyaret eder. Evine davet ettikten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi buyururlar ki sen faizin yaygın olduğu bir şehirden, bir bölgeden geliyorsun. Şunu unutma ki فَاِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدَى اِلَيْكَ حِنَّ شَعِيلٍ لَوْ حِنَّ تِبْنِي. Birisine senin alacağın olsa ve bu adam sana bir yük saman getirse, bir yük arpa getirse, şair arpa getirse, فَلَا تَعْفُوا مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّهُ رِبًا. Sakın ha alacaklı olduğun birisinin sana getirdiği hediyeyi kabul etme. Allah onu faiz olarak kabul eder. Değil faiz vermek, faiz almak. Küllü tarzim cezra nef'an fadva riben. Eğer verdiğiniz borçtan dolayı bir menfaat alıyorsanız Allah Azze ve Celle onu faiz kabul eder diye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözünden dolayı onlar alacaklı oldukları insanların hediyelerini bile kabul etmediler. Ve yüzekkihim.
Hazreti Muhammed Aleyhisselam onların ticaretlerini temizledi. Yüreklerini temizledi. Şimdi soruyorum size kardeşlerim. Yeryüzünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi evi, sokağı, çarşıyı, bütün bir cemiyeti, devleti temizleyebilen başka bir öğretmen, başka bir ideolog, başka bir düşünür, Hazreti Muhammed gibi birisini yeryüzü tanıyabilmiş midir? İşte buyurun. Amerika, 1930 yılı, Kur'an-ı Hakim'i taklit ederek Amerika Birleşik Devletleri içkiyi yasaklıyor, kanun çıkarıyor. Tam 3 yıl broşürler neşrediyorlar. Tiyatrolarda içkinin zararlarını anlatıyorlar. Radyolarda programlar tertip ediyorlar. Şu kadar gazetelere ilanlar veriyorlar, neşrediyorlar. İçkinin zararlarını anlatıyorlar. Okullara ders olarak sokuyorlar. 1933 yılına gelindiğinde İçkiyi yasaklayan kanunu uygulamaya başlıyorlar. 200 insan ölüyor Amerika'da. 500 bin insanı hapse koyuyorlar. Milyonlarca dolar ceza kesiyorlar. Amerika karışıyor ama bu kadar uygulamalara, cezalara rağmen içki tüketimini azaltamıyorlar. İhracatı, ithalatı yasaklıyorlar. Önüne geçemiyorlar. Ekonomik verilerine baktığımız zaman dünyanın en güçlü devleti. İnsanların yürekleri oraya doğru meylediyor. Şimdi bir de yürekleri temizleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Medine sokaklarında Bilal Habeşi Kur'an'ın şu ayetini okuyor. Ya eyyühellezine amenu innemel fanhu vel meysir vel ensabu vel ezlam ricsun min ameli şeytan. فَاِتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Medine'de o kadar içki tüketiliyor ki evlerde sudan daha çok içki küpleri var. Ona muhtela olmuşlar. Her içkinin ayrı bir kabı var, her kabın ayrı bir adı var. Yani içki onların dünyasına o kadar girmiş. Fakat Medine sokaklarında Hazreti Bilal Kur'an'ın ayetini okuyor. فَاِتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer felaha kavuşmak istiyorsanız içkiden, kumardan, Allah'ın yasakladıklarından uzak durun. Medine sokaklarında bu ayet okunurken Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin ellerinde içki şişeleri var. فَهَلْ اَنْتُمْ مُمْتَهُونَ Ayeti okunduğu zaman içki şişelerini yere atıyorlar, parçalıyorlar. اِنْتَهَيْنَا يَا رَبْ Vazgeçtik Allah'ım. Dünyanın en güçlü devletinin şu kadar ceza uygulayarak kaldıramadığını Kur'an fecitenibuhu bir kelimesiyle kaldırıyor. O halde hangisi daha güçlüdür? Stadları gazinoya çevirip batıya, batı kültürüne benzeyerek insanların yüreklerini temizleyemezsiniz. Medine'de tek bir kelimeyle onların yüreklerinde büyük inkılabı gerçekleştiren Hazreti Muhammed'i kabul etmekten başka bir çaresi, sırrına yok insanlığın. Ey sen biçare Müslüman! Evine, sokağına, ailene, cemiyetine dair ızdıraplar çeken, ruhunda hafakanlar çeken Müslüman! Seni, cemiyetini, devletini sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam tezkiye edebilir.